Her yer karanlık değil mi? Çok karanlık. Korkuyorsun değil mi? Ya şey düşünsene. Hiç görmeyenler var ya. Görme engelliler. Ne yapıyorlar? Bu karanlık ortamda nasıl yürüyorlar? Nasıl koşuyorlar? Nasıl yemek yiyorlar? Değil mi? Çok ilginç. Karanlık. Her yer karanlık. Beni görmüyorsun bile. Sadece sesimi duyuyorsun değil mi? Dersi böyle anlatalım mı? İster misin? Karanlık. Siyah. Black. Bu ışıklar yanınca beyaz. White. Anladın herhalde ya. Konu gölgeler işte. Ama gölgenin var olması, gölgenin olması, güneşin ışığın olup olmaması ile ilgili değil mi? Ve tam karanlığı görmeni istiyorum. Şu an burası difri karanlık bile değil aslında. Laptopun, cep telefonun ve kameranın ışıkları bir parça da otu aydınlatıyor. Ama zifiri karanlığa yakın değil mi? Korkma korkma. Tamam, gece yatakta seyrediyorsun belki de. Dur, Bismillah. Oy. Ah. Güneş. Işık. Her taraftan. Hatta yeterli değil. Birazcık daha ışık vermem lazım. Seyret. Soldaki ışığı açtım. Bir parça ışık geldi. Şimdi sağdaki ışığı açalım. Buradan da bunu açalım. İşte bu kadar. Evet. Konu ne? Gölgeler. Gölge ne ile ilgili? Gölgenin aslında tabii önce bir ışık kaynaklarından bahsetmek lazım, değil mi? Işık kaynakları ne? Madem gölge olacak, gölgenin sebebi ne? Işık. Şimdi ışık kaynaklarının ne olduğunu biliyorsun. Biz ışık kaynaklarını şöyle bir tekrardan bir gözden geçirelim. Bunlardan bir tanesi şu. Hangi tür ışık kaynakları var? Soğuk mu, sıcak mı? Değil mi? Soğuk ışık kaynaklarımız var. Sıcak ışık kaynaklarımız var. Soğuk ve sıcak. Sıcak ışık kaynaklarını örnek ister misin? Sıcak olacak, ha, dikkat et. Mesela ateş. Değil mi? Mesela güneş. Bunlar sıcak. Soğuk ışık kaynaklarını örnek ver bakayım. Dokunduğun zaman böyle yakmayacak, değil mi? Mesela lambalar soğuk değil mi? Mesela ateş böceği var ya, ay ateş böcekleri. Bunlar ne? Soğuk ışık kaynakları. Vergisi. Başka? Neyine göre verelim? Şekillerine göre bakalım sizle beraber. Şimdi şekillerine göre. Bak. Neye benziyor? Noktaya benziyor. O zaman bunun adı ne? Noktasal ışık kaynağı. Noktasal. Başka ne var? Küresel ışık kaynağı, güneş gibi, küre şeklinde. Başka ne var? Öğretmenim, her türden şekil yapabilir miyiz? Yaparız. Mesela çubuk şeklinde. Floresan lambalarımız çubuk şeklinde değil mi? Evet. Bunu da çubuk şeklinde yapabiliriz. Hatta neon lambalar var. Ne demek? İstediğin şekile getirebiliyorsun. Işık kaynaklarını konuşuyoruz canım. Bir şey yok yani. Soğuk, sıcak, noktasal, küresel, çubuk şeklinde ve istediğimiz şekillerde ışık kaynakları var mı? Var. Peki bu ışık kaynakları biz neler yapacağız? Şimdi ışığın düştüğü yerler var, düşmediği yerler var. Hiç düşmediği yerler var, biraz düştüğü yerler var, değil mi? Bununla ilgili de şundan bahsedelim. Maddeleri değerlendirelim. Maddeler ışığı geçip geçemeyeceği yöne nasıl ayrılıyor? Saydam maddeler, saydam olmayan maddeler. Bunu biliyoruz. Duvardan geçmiyor, değil mi? Duvar saydam değil. Camdan geçer. O zaman saydam. Yarı saydamlar da var. Böyle parçalı bulutlu geçiriyor, değil mi? Bunlar da yarı saydam. Ama biz de genelde gölge konusunu öğreteceksek eğer bizim efendim bak elimin de gölgeleri ufak ufak var ama ufak ufak var. Çünkü çok fazla ışık kaynağı geliyor. Bizim işimiz saydam olmayan cisimler ve ışık kaynakları olacak. Bundan sonraki işimize bakalım. Başlayalım. Öğretmenim elimizde bir tane noktasal ışık kaynağı var. Işık kaynağımız nokta şeklinde olup hangi tarafa ışık saçar? Her tarafa. Ben bunu nasıl elde ederim biliyor musun? Bak bir yıldızlar var geceleri uzakta. Minnacık. O yıldızların ışık kaynağı bizim için noktasaldır. Küçücük bir şey çünkü ya. Bir de ne var? Ampul var, yanıyor ya. Etrafına kutu da yapalım, kapatalım. Bir de delik delelim buraya. Sadece ışık o delikten çıkacak, değil mi? Evet. O zaman nasıl bir ışık kaynağı olur? Nokta şeklinde bir ışık kaynağımız var. Var mı sorun? Yok. Peki,
Işık kaynağımızın önüne bir tane saydam olmayan top koyalım. Işığı geçirmez. Arkada da kim olsun bir perdemiz var. Bir de soracakları şey şu. Nasıl bir gölge çıkar? Bu gölgenin büyüklüğünü, küçüklüğünü sorarlar. Yorum olarak da ışık kaynağı sağa sola ya da efendim topumuz sağa sola, perde sağa sola giderse ne olur? Hepsini yaparız. Şimdi mesele şu. Işık kaynağından ışık gönderelim. Bak, ışık geliyor. Bu ışık toptan geçecek mi şimdi? Yani ışık buradan geliyor. Top var. Top var. Varsa geçmeyecek. Bu ışık arkaya geçmez. Şu ışık arkaya geçer mi? Geçmez. Bu ışık arkaya geçer mi? Geçmez. Ya kardeşim kim geçer onu söyle o zaman da bitirelim şu işi, değil mi? Şu geçer bak. Düzgün çizeceğiz burada. Elimizden geldiği kadar bak. Ucundan şöyle, şöyle gitti. Doğru mu? Şu da şöyle gelsin. Şöyle gidiversin. Bu da böyle gitti. Peki bu topun arkada nasıl bir görüntüsü oluşacak? Daire biçiminde bir görüntüsü çıkacak. Gölgesi çıkacak. Özür dilerim, görüntü değil. Bak şimdi sana bir cümle söylüyorum. Buranın adı şu. Tam karanlık. Diğer adıyla zifiri karanlık. Çünkü ortamda tek bir ışık var. Hani biraz önce demiştim ya bak. Işığı kapatıyoruz. Bütün ışıkları kapattığımda ortada sadece tek bir ışık var. Ve topun arkasına ışık düşmüyor. Topun arkasına ışık düşmüyorsa buradaki oluşacak olan gölgemizi simsiyah olur. Zifiri karanlık olur. Peki şuralara ışık geliyor mu? Buradan alt tarafa geliyor, üst tarafa geliyor. Yani bunu çerçeve haline de getirebilirsin. Şöyle dersin ki bir çerçeve içinde bir gölgemiz var. Şimdi buradan yorumlamaya başlayalım. Tamam mı? Her şeyi deneyelim burada. Bir tane soruda 15 tane soru çözelim. A yönü, B yönü, tamam mı? C yönü, D yönü diye devam edelim. A yönüne ışık kaynağı gelse, tamam mı? A yönüne I gelse. Şimdi A yönüne I geldiğinde ne olacak? Bu ışık kaynağı burada. Şöyle daha geniş bir perspektifte tam gölgenin alanı ne olur o zaman? Bak, tam gölgenin alanı artar. Ne yaptık A yönünde? Peki A yönünde ışık kaynağı değil de top gelse, bu tarafa doğru top gelse. Top buraya kaydırdığında şöyle, bak açının daraldığını görebiliyor musun? Bu topu buraya kaydırdım. Işık daha dar açıyla gelecek. O halde tam gölge ne olacak? Azalacak. Bir de perdeyi kaydıralım. Eğer perdeyi buraya doğru kaydırırsan, tamam mı? Ne olacak biliyor musun? Bu böyle daha da büyüyecek. Daha da büyüdüğü için tam gölgenin ne olacak? Artacak. Bitti. A'yı anlatınca B'yi anlatmaya gerek var mı? Yok. B'yi anlatırsak da ona göre değişir. Ha hocam birden ikisini birden çeksinler falan. Gerçekten ne buluruz? Bak şunu bulursun. Burada bir benzerlik olayı var. İyi seyret. Şimdi bak ışık kaynağı burada, tamam mı? Şurası şöyle bir şey. Bak şimdi göstereceğim sana. Şuradan da şöyle çizdik. Gördün mü? Diyeceksin ki sen, burası mesela X olsun, burası Y olsun. Topun yarı çapında da R diyelim. Buna da büyük R diyelim. Sen bunu biliyorsun aslında. Üçgende benzerliği hatırladın mı? Ne yapıyordun sen? Üçgende benzerlik. Öğretmenim X'in X artı Y'ye oranı, X'in X artı Y'ye oranı, küçük R'nin büyük R'ye oranı der. Ve burada ne isteniyorsa bulursun. Mesela 1, 1 ise, tamam mı? 1, 1. 1'in 2'ye oranı, 1'in 2 oranı. Bunun yarıçapı 2 kat büyük olur. Peki, yarıçap 2 kat büyük olduğunda alan kaç kat büyür? Alan kaç kat büyür? Alan nasıl bulunuyor? Söyle bakayım. Bunlar daire ya. Dairenin alanı bilmeyen yok herhalde, değil mi? Dairenin alanı nasıl bulunuyor? Pi r kare. R'nin karesi. Yani bu 1'e 2 olduğunda bu R 2R olur ama alan 4 kat olur. Pi r kare. Tamam mıyız? Dolayısıyla buradaki iş ve işlemi benzerlik yoluyla çözeceksin. İşimde gücümde bakacağız. A yönüne geldik. B yönünü anlatmaya gerek yok. Bunlar da ne kadar ileri gidiyorsa şöyle bir oran yapar. Tam gölgenin büyüklüğünü buluruz.
Işık kaynağını C'ye doğru kaydırsak. Işık kaynağı C'ye doğru kaysa. Yani şuraya doğru kaysa. Değil mi? Bunu daha sonra çözeceğim sana, merak etme. Göstererek çözeceğim böyle. Cüksü oturacak. Burada biraz yerde kalmadı. Ortalığı bozmayalım. Devam edelim.